Bu Avrupa kurumlarının iki yüzlüdür. Kendi şeylerini de, kendi ilkelerini de aslında uygulamakta çifte standart bir yaklaşım içerisinde olduklarını gösteriyor. Yani mesela Öcalan'ın kararı var. Bu umut hakkıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. 2014 müydü? Siz belki daha iyi bilirsiniz. 2014'te verilen bir karar var. Ve bu örneğin 6-7 yıl Bakanlar Komitesi'nde durduruldu ve hiç görüşülmedi bile. Bir sefer görüşülmüş, pardon, 2-3 yıl önce bir görüşüldü ve Türkiye'den bir yıl içerisinde kendi yasalarında bu umut hakkını koyacak şekilde bir değişiklik yapmasını istediler. Ama ondan sonra tekrar Türkiye bir cevaplar verdi ama nasıl cevaplar verdi tam olarak bilemiyorum. Fakat tekrar rafa kaldırıldı. Ama onlar için tabii yani Öcalan'ın durumu ile Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın durumu farklı. Dolayısıyla onların yani kararlarının arkasında aynı zamanda daha doğrusu karar yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermiş zaten. Ama onu uygulamaya geldiğinde mutlaka kafalarının arkasında böyle bir şeyle yaklaştıklarını biliyoruz. Bu tabii Avrupa demokrasisinin de çifte standartlık bir yaklaşım içerisinde olduğunu gösteren bir şey. Fakat yani şu anda bizim bunu dile getirmemizin nedeni şu. Şu anda en fazla burada tartışılan ve aslında herkesin yani belki Öcalan dosyasında herkes o kadar duyarlı değil. Herkes aynı fikirde değil. Ama bu iki dosyada herkesin fikir birliğine sahip olduğu bir konuda bile Türkiye yerine getirmemekte ısrar ediyor. Ve şu anda mesele daha çok orada kilitlenmiş durumda. Çünkü Bakanlar Komitesi de her oturumda bu iki dosyayı gündeme koyuyor. Dolayısıyla şimdi yani kendileri açısından Türkiye'yi gerçekten hani Avrupa Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirme konusunda en kolay elde tutabilecekleri dosyalarla başlıyorlar. Yani Selahattin Demirtaş, Osman Kavala dosyası onlar açısından daha Türkiye'yi sıkıştıracak, kolay sıkıştırabilecekleri bir dosya olduğu için onun üzerinden gidiyorlar. Yoksa Öcalan'la ilgili karar sonuçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıdır. Hukukta da işte bu karar daha az önemlidir veya bu karar daha çok önemlidir diye bir şey yok. Normalde bütün kararların aynı şekilde uygulanması gerekiyor. Fakat pratikte maalesef Avrupa kurumlarında da böyle bir çifte standart olduğunu söylemek gerekiyor yani. Görüşmelerimizde de özellikle Türkiye ile olan diyaloglarında nelerin konuşulması gerektiğini, nelerin öne çıkarılması gerektiğini ki en son görüşmemizde işte bu tecrit konusu da özellikle vurguladık. Çünkü Türkiye'de barış ve savaşın aslında belirleyen insanı Sayın Öcalan ve Türk Devleti'nin şu anda bu tecriti uygulayarak aslında barışın önünü, siyasal çözümün önünü tıkadığını biz paylaştık Avrupa Konseyi'nin yetkilileriyle. Dolayısıyla bu yönlü çalışmalarımız devam edecek. Elbette ki biz de biliyoruz ki şu anda ki tecrit tamamen yani sadece Kürt sorununda değil, genel anlamda Türkiye'nin bir bütün olarak kilitlenmesine neden olmuş durumda. Ve bu kilitlenmenin açılması için anahtar işte İmralı Adası'nda diyoruz. Orada bir açılması, bir açılım yapılması durumunda Türkiye'deki birçok sorunun çözümü konusunda bir başlangıç olabileceğini söylüyoruz.